Diyelim ki bir gün gelip bana biraz borç verebilir misin dediniz. Ben de size tabii ne kadar lazım dedim. 10 lira dediniz. Ben de veririm elbette dedim. Eee hatta 10 lira bir yıl boyunca sende kalabilir diye de ekledim. 10 lira bir yıl boyunca sizde kalacak çok iyi bir insan olduğumu düşünmeyin. Bir yıl sonra on lirayı bana öderken sizden bir şey isteyeceğim. Bana fazladan iki lira vermenizi isteyeceğim. Yani toplamda on iki lira vermenizi istiyorum. Sizden talebim işte aynen bu. Bir yıl geçtikten sonra bana şunu soruyorsunuz. Senden on lira almıştım. On liranı sana geri vereceğim. Neden fazladan iki lira alıyorsun ki? Size diyorum ki param bir yıl boyunca sende kaldı. Bu nedenle de bana iki lira fazladan vereceksin. Paramın bir yıl boyunca sizde kalmasına izin vermem karşılığında bana ödediğiniz bu fazladan 2 liranın aslında özel bir adı var. Bu paraya faiz denir. Aslında faiz kâra benziyor değil mi? Kârın ne demek olduğunu öğrenmiştik. Bir şeyi 10 liraya satın alırsam ve 10 artı 2 liraya yani 12 liraya satarsam aradaki 2 liralık farka kar denir. Ama bir mal satın almazsam bu kez doğrudan parayı satarsam yani size 10 lira verip bana 12 lira ödemenizi istersem aradaki 2 liralık farka faiz denir. Parayı doğrudan satarak bir çeşit kar elde etmiş olurum. Bu 2 liraya faiz denir. İlk başta size verdiğim borç olan 10 liranın da özel bir adı var. Bu paraya ana para denir. Ana para size borç verdiğim paradır. Faiz de bana fazladan vermeniz gereken paradır. Borç aldığınız paraya ek olarak vermeniz gereken para Burası ana para, yani borç aldığınız para. Burası da faiz, yani fazladan vermeniz gereken para. Bu ikisini topladığınızda bana ödemeniz gereken toplam parayı elde edersiniz. Gelin toplayalım. Ana para artı faiz eşittir. Ödenmesi gereken toplam para. Miktarları da yazalım. Burası 10 artı 2 eşittir 12. Bazen tembelliğimiz tutar ve toplam para yazmayız da toplam yazarız. Bu bilgiyi de vereyim.